Herkese merhabalar. Bu videoda detaylı nardan bahsedeceğim. Narın yeteneklerinden, oynayışından ve koridor safhasından bahsettiğim bir video olacak antrenman modunda. Giriyorum ve ne var ne yok elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalışacağım. Şunları bir ayar çekelim. Şimdi arkadaşlar hemen başlamak istiyorum. Nara alacağım rünler bunlar. Şimdi antrenman modunda önce anlatacağım. Daha sonrasında normal oyuna, yani dereceli bir oyuna girerekten her şeyini anlatmaya çalışacağım. Gireceğim dereceli oyundaki rünlerim bunlar olacak. Burada siz yenilmez de tercih edebilirsiniz. Daha agresif bir nar oynamak istiyorsanız, daha çok dövüşecek, işte fightların içerisine girecek, daha çok AD kasacağınız bir durumda yenilmez de tercih edebilirsiniz. Ama benim kullanacağım en çok kullanılan rünlerden de birisi olan Hortlağın Pençesi ana rününü bu rünler olacak. Burada detaylı inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, önce yeteneklerinden bahsedeceğim, sonra pasifinden bahsedeceğim. Çünkü Nar'ın pasifi diğer şampiyonların pasifinden çok daha farklı. Şimdi Q yeteneği bumerang fırlatıyor. Sonra bana geri geliyor. Şöyle bir şey yapalım. Gittiği zaman hasar veriyor. Fiziksel hasar veriyor ve bana geldiği zaman bekleme süresinin yarısını bana tekrar iade ediyor. Ayrıyetten rakiplere değdiğinde rakipleri yavaşlatıyor. Buradan detaylarını okuyabilirsiniz. W yeteneğim pasif olarak her üçüncü saldırımda bir ben hareket hızı kazanıyorum ve her üçüncü saldırım artla gördüğünüz yükler patlayaraktan fazladan hasar veriyor. Bu kadar. Bu gördüğünüz mavilik narda oluşan bu değişimde pasif. Birazdan bahsedeceğim. Narın E'si bir yere zıplıyorum ve belli 6 saniyeni saldırı hızı kazanıyorum. Tabii bu son seviyede. Eğer bir rakibin üzerinden zıplarsa bu sefer o şekilde üzerine W2 bırakıyorum ve iki kez zıplıyorum. Daha çok mesafe kat ediyorum. Aynı zamanda bunu kendi dost birimlerim üzerinden de yapabiliyorum. Şu şekil daha hızlı bir şekilde zıplayabiliyorum. E yeteneğim de bu şekilde. Hasar veriyor eğer rakiplere zıplarsam. Ulti yeteneğim Mega Nar olmadan kullanamıyorum. Peki Mega Nar ne? Mega Nar bizim pasifimiz arkadaşlar. Biz şu an Mini Nar durumundayız ve Mega Nar'a dönüşebiliyoruz. Nasıl dönüşebiliyoruz? Şu altımda gördüğünüz yükler ben bir rakibe vurduğumda, saldırdığımda veya hasar aldığımda artmaya dolmaya başlıyor. Bu tam şey dolduğu zaman ben Mega Nar formuna geçiyorum ve benim yeteneklerim falan değişiyor. Ekstradan Mega Nar'a geçtiğimde son seviyede ekstradan can kazanıyorum. Zırh kazanıyorum. Bunlar son seviye statları tabii daha az oluyor. Mega Nar'a geçtiğimde can kazanıyorum, zırh kazanıyorum, büyü direnci ve saldırı gücü kazanıyorum. Yani Mega Nar olduğumda çok daha güçlü bir hale geliyorum. Şimdi şurada Mega Nar olalım. Kırmızı olduğu zaman belli bir süre sonra Mega Nar'a istemesek de yani kendiliğinden dönüşüyor. Eğer biz kırmızı olduktan sonra hemen bir yetenek kullanırsak bu sefer Mega Nar'a aniden dönüşebiliyorum. Şuradan hemen bekleme süresi zaten sıfırmış. Mini Nar, tekrar Mini Nar'a dönüşüyorum ve şurada görüyorsunuz yorgun. Bu özellikle birlikte ben belli bir süre boyunca Mega Nar olduktan sonra Mini Nar'a dönüştükten sonra hemen yük biriktiremiyorum. Belli bir süre geçmesi gerekiyor. Mega Nar'dan Mini Nar'a dönüşürken hareket hızı kazanıyorum. Çok yüksek bir saldırı hızı kazanıyorum ve saldırı menzili kazanıyorum. Yani menzilli hale tekrar geliyoruz. Şimdi rakiplere vurarak şey yapıyorum. Mega Nar yüklerimi biriktiriyorum. Mega Nar olduktan sonra da yani Hiddet Barı da olduktan sonra da vurabiliriz. Ama ben yeteneğimi kullanır kullanmaz aniden Mega Nar'a dönüşüyorum. Mega Nar'ken Q yeteneğim çok daha fazla vuruyor. Daha fazla yavaşlatıyor. Bunu almak için, bunun bekleme süresini almak için direkt üstüne gitmem gerekiyor. Mega Nar'ken, Mini Nar'ken de alabiliyorum. Yine Mini'ye dönüştük. Mini'ken dediğim gibi bu pasifimizden gelen özellik sayesinde hemen tekrar yük toplayamıyoruz. Şimdi tekrar mega yükleri toplayacağım burada. Şöyle hızlıca toplayalım. Mega olduktan sonra yani kırmızıyken E atarsam yine rakiplerin üstünden iki kere zıplayabiliyorum arkadaşlar. Hızlı anlatayım. W yeteneğim fiziksel hasar veriyor ve rakiplere sersem atıyor. Ulti yeteneğim bu şekilde kullanabiliyorum. E yeteneğim ise bu şekilde alan hasarı vermiş oluyor. Şimdi az önce kullandığım ulti yeteneğimi gördünüz. Herkese fiziksel hasar veriyorum ve istediğim yere doğru atıyorum. Fakat ben bir duvara
çarparsa, rakibi duvara çarptırırsam az önceki yaptığım gibi bu sefer onlara daha fazla hasar veriyorum ve sersemletiyorum üstüne üstlük. E yeteneğim bir alan hasarına dönüşüyor, alan hasarı veriyor ve W yeteneğim belli bir menzil üzerinde olan herkese hasar vermesinin yanı sıra sersemletiyor. W yeteneğim buna dönüşüyor. E yeteneğim şuna dönüşüyor. Alan hasarı veriyorum. Ulti yeteneğim bu şekilde. İstersem şöyle atabiliyorum. Daha az hasar yiyorlar ve stun yemiyorlar. Ama duvara atarsam bu sefer daha fazla hasar yiyorlar ve stun yiyorlar. Q yeteneğimde zaten anlatmıştım. Narın bütün yetenekleri böyle. Açıkçası pasifimizle birlikte benim 3 yeteneğim var. Pardon, şöyle bizim 3 yeteneğimiz var. Ultimle birlikte bu 3'ü değişiyor. 6, bir de üstüne ultim. Totalde 7 tane farklı yeteneğimiz oluyor. Narın pasifi çok önemli arkadaşlar. Doğru zamanda Mega Nar'a dönüşmeniz lazım. Mega Nar'a dönüştüğünüz zaman gerçekten bütün takım sizden korkar. Yani bütün karşı takım sizden korkar. Çünkü ultiniz gerçekten çok güçlü oluyor. Siz çok güçlü bir hale geliyorsunuz. Yetenekleriniz çok güçlü bir hale geliyor. Sürekli yani neredeyse bütün yetenekleriniz alan hasarı vuruyor. Q'nuzla tabii ki ne kadar çok kişi ederse hepsini vuruyor. Mini Nar'ken ise güçsüzsünüz Mega Nar'a oranla. Fakat ekstradan menzil hareketiniz, menzil avantajınız var. İşte Q ile rakipleri sersemletebiliyorsunuz ve E ile çok kolay kaçabiliyorsunuz. Ayrıca yine W ile birlikte 3. vuruşta bir hareket hızı kazanarak daha mobil bir hale geliyorsunuz. Şimdi hemen oyun içerisinde bir gameplay videosu devam edelim. Koridorda görüşmek üzere. Oyunumuza geçtik ve karşımda Nasus olacak. Şimdi öyle de bizim için rahat, eğer doğru oynarsak rahat olacak. Özellikle aldığım rünü çalıştırmak için. Ama öyle de kötü oynarsak yine bizim için sıkıntı verecek. Zaten late game'e doğru Nasus'a karşı yapabileceğimiz çok bir şey yok arkadaşlar. Özellikle doğru zamanlarda Mega Nar'a dönüşemezsek. Çünkü Nasus belli bir süre sonra koridorda kim olursa olsun gerçekten ezip geçiyor. Nasus'a karşı nasıl oynayacağız? Menzil avantajımızı kullanıp adamı olabildiğince dürtmeye çalışacağız. Olabildiğince rünümüzden gelen Hortlağın pençesiyle birlikte bunu kullanarak işte hasar vermeye çalışıp kesmeye çalışacağız. Öyle de kesemezsek zaten sonrasında çok kolay kesemeyeceğiz. Jungle'ımız Shaco. Full AD bir takım olduk. Eğer Shaco AD kasacaksa, ki AD kasacak büyük ihtimalle. Şey almış. Neydi bunun ismi? Keskin sağanak almış. Takımlar bu şekilde. Doğru oynarsak bence alabiliriz. Fakat Zed'imizin burada yapacağı şeyler çok önemli. Eğer geriye düşerse sıkıntı çıkar. İlk Q açıyoruz. Q fulluyoruz. Daha sonrasında W açıyoruz. İsteğe göre W açıyoruz. Şimdi E de açabilirim ama E açarsam pasif oynamam gerekir. Ya pasif oynamak istersem E açarım daha doğrusu. Normal koşullarda ilk Q açarsınız. Sonra W. Sonra E açarsınız. İlk Q fullersiniz. Sonra W fullersiniz. Şöyle şunları bir alalım. Bu adamların bizim hızımızda olma ihtimali yoktur umarım. Ya da umarım Nasus AFK değildir. Bu adam kayıp. Şu an bizim kırmızıyı alıyor olabilirler diyeceğim ama şu ana kadar almaları lazımdı. Sanırım Nasus AFK. Umarım gelir çünkü o kadar girdik videoya. İkinci W açıyorum. Yavaştan da zaten barım dolmaya başlıyor. Ortalama şartlarda sizin böyle büyük minyonlu dalgada sürekli vurursanız şey oluyorsunuz. 2 levelde de olabiliyorsunuz. Mega Nar olabiliyorsunuz. Çok büyük alamadık. Nasus hala yok. Ve Zed'imiz kill aldı. Bu güzel bir şey ama büyük ihtimal sur verecekler ya. Şu an bir şey de anlatamıyorum. Sadece minyon yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Adam sonunda geldi.
Meganar olacağım. Meganar olmadan şöyle biraz kuleye vuralım. Kahrimi çalıştırayım. Kim var burada? Kimse yok. Şu adama vuralım. Şimdi Meganar oldum. Güzel, beleşten bir tane de asist. Bu adamı da darlayacağız. Özellikle şöyle minlerken. Ama kuleden niye hasar yiyorum tabii. O da bir ayrı soru. Elimden geldiğince itmeyeceğim. Şöyle adama son vuruşları atarak. Pardon, minyona son vuruş atıp adamı dürterek. Adam çok zaten şey olmuyor. Bizle ilgilenmiyor. Ama minyon kaçırmayalım tabi. Bir almak isteyecektir. Üçüncüyü vurursam çok iyi olur. Güzel. Ben de minyonlardan hasar yiyorum bu arada. Şimdi burada bir mega olacağım. Mega iken adamı rahatsız edeceğim bir tık. Adamı şöyle bir tık rahatsız edelim. Benim elim niye kalkmadı orada? Bir tane daha vuracaktık, elim kalkmadı. Kule altı biraz vurabilirim. Q'mu harcamıyorum çünkü Q'um eğer atarsam bayağı gidecek. Peki. İttirmiyorum koridoru. Adam lane'e keşke AFK kalmasaydı ya. Çünkü çok hoş olmuyor. Çok önemli işlik. Şu an iki katı farmım var. Şöyle yapalım. Şu minyonlara biraz vuralım. Koridoru bir tık itelim. 6'da oldum. Şöyle. Meganarım açılınca bu adamı keseriz. Tamam, Meganar olacağım şu an. Ama bu adam bayağı geri çıktı. Şöyle yapalım. Bu adama kule altı girmek mantıklı mı? Bilmiyorum. En azından bir şuna vuralım. Ultimi de harcamış oldum. Çünkü harcamazsam zaten ultinin bekleme süresi ileri seviyelerde çok azalacak ama şu an çok yüksek. Meganar olmadığım sürece de atamadığım için benim için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Şimdi ben burada bayağı agresif oynuyorum. Adam minyon alamıyor vesaire ama hiç de ganklemedik. Bu da biraz şaşırtıcı tabi. Belki az önceki olaydan olmuş olabilir. Yani master kestiğimiz için. Buraya gelse ben şu an çok free kill'im aslında. Normalde daha pasif oynamam lazım. Nasus'un geciktiği her dakika bizim için artı tabi. O yüzden elimden geldiğince minyon kaçırması için son vuruş atmaya çalışıyorum. Çok garip bir yere gitti bumerang. Bumerang genelde sizin attığınız yere doğru tekrar size doğru geliyor. Güzel. Şöyle kaçayım. Madem öyle. Aa, öldüm. Çok beklediğim bir şeydi açıkçası. Adam sonunda yaptı yapacağını. Şimdi benim 3K param var. Şöyle bir şey yapacağım.
Direkt bunu alıyorum. Adamı çok rahatsız edeceğiz. Bir tane de şundan alıyorum. Şimdi bu adamda şey yok. Teleport yok. Direkt lane'e teleport atacağım. M de var zaten. Bana da almak isterse her türlü şey yaparız. Biraz hasar verelim. Güzel. Tam Q attığım yere sıçra attı. O yüzden öldü çocuk. Burada Meganar ayarlamasını yapmak çok önemli. Eğer siz istediğiniz zaman Meganar'a dönüşemezseniz ya da yanlış zamanda Meganar'a dönüşürseniz, mesela çok erken Meganar'a dönüşürseniz yeteneklerinizi kullanamadan tekrar Mininar'a dönüşürsünüz. Çok geç Meganar'a dönüşürseniz, mesela benim az önceki yaptığım gibi biraz riskli bir şekilde daha geç dönüşmeyi bekledim. Daha doğrusu vurmayı bırakıp Meganar'a dönüşmeyi bekledim. Bu sefer de Meganar'a dönüşmeden ölebilirsiniz. Bu da kötü bir şey. Şimdi ben burada tekrar base'imi atacağım. Şurada bir tane minyon koy, şey totem koyayım. Yaptığım şey çok güzel oldu. Bayağı bir minyon kaybedecek adam. Çok geç gördü. Gerçekten çok geç gördü ya. Gördü ve geri çıktı resmen. Güzel, ölmedik. Bana burada Q atmasını bekledim. Bayağı soğukkanlı bir şekilde bekledim. O ara şeyi düşünüyorum. Minyonların üzerinden E atıp ikinci kez E ile zıplayıp kaçabilir miyim diye düşünürken adam bizi görmedi. Çok daha güzel. Şimdi E'mle tekrar koridora gidiyorum. E'mi kullandım. Bu adama karşı agresifliğe devam. Zaten minyonu da şu an iki katayım neredeyse. Dediğim gibi bu adam ileride bizi her türlü kesecek. Yani bu adama karşı vs kazanamayacağız. Ama şimdi şu anlarda, şimdilerde ne kadar vurursak o kadar kar bizim için. Minyonları olabildiğince kuleye böyle götürmemeye çalışıyorum ki kule vuramasın, ama geldiler. Şimdi adam kayıp. Nasıl olsun minyonları burada çöp oluyor. Bakıyorum takıma. Takımın durumu da güzel gibi. Zed'imiz kasmış. Şako'muz kasmış. Nasus kayıp. Yanlış misklik attım. Herkesin durumu iyi gibi ya. Bu adam bir base atıp gelmiş. Mantıklı. Ben zaten ittirmeyeceğim için. Şimdi bu adamı vurmaya devam. Ne çıkıyor bu? İlk üçlü çıkacak galiba. Çok güzel. Adama tepki bile verdirtmedik arkadaşlar. Bu arada kombomuz E ulti WQ düzmüş. Bunu biraz geç, bundan biraz geç bahsetmiş olabilirim. Antrenman modunda bahsetsem kombolarından çok daha mantıklıydı, ama antrenman modunu çok uzun tutmak istemedim. Çünkü ne kadar anlatsam da daha çok oynanışla anlaşılabilecek bir şampiyon. Şimdi adama hasarı verdim, verdim. Mega olacağım zaman W tutturdum. W'yu niye ilk başta attım? Çok güzel. W'yu niye ilk başta attım? Normalde kombomuz E ile adamın üstüne atlarsınız ki W tutturabilirsiniz. Ben orada W tutturabilecek pozisyonda olduğum için direkt W ile başladım. Daha sonrasında ultimi attım. Q'mu bıraktım. Düz vuruş zaten çok büyük bir stun. Hem ulti, daha sonrasında W gerçekten çok uzun bir stun. Şunu patlatabilir miyim? Patlatamadım. Şöyle patlatalım. Onu da patlatamadık. Bunu da tutturamadık. Şöyle vuralım biraz. Bana gelebilirler mi? Olabilir. Şimdi adam benim Mininar olmamı bekliyor ki
bizim en güçsüz olduğumuz nar zaman tam Mega Nar'dan Mini Nar'a dönüşürken. Çünkü bu arada biz yük biriktiremiyoruz. Yani Hiddet Bar'ı Mega Nar'a dönüşecek o barı biriktiremiyoruz. Ayrıyeten çok güçsüz oluyoruz. Yani Mini Nar formuna dönüyoruz. Çok güçsüz oluyoruz. Benim burada barım birikiyor ve birikti. Onu tuttursam ölürdüm büyük ihtimal ya. O W tutursam büyük ihtimal ölürdü. Bu adam da nasıl yaptıysa bir şekilde arındırı almış. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi ben burada çok öne geçtiğim için savaşçı çizmeleri alacağım. Koridoru bırakmayacağım. Şeyi darlamayı bırakmayacağım. Kesinlikle Nasus'u darlamayı bırakmayacağım. Hatta gideceğim burada karabalta alacağım. Gerçi mahvolmuş da alabilirim ama bu sefer çok kırılgan olurum. Neyse, mahvolmuş alalım. Bu kadar öne geçmişken. Adamın hala iki katı farmındayım. Yaklaşık 70 oldu. Şu an çok iki katı değiliz ama. Ayrı kittirme yaptığımız için zaten sürekli bu bizim işimize yarar. Ayrıca mahvolmuş. Güzel bir tercih Nasus'a karşı da. Şimdi ben artık sürekli ittireceğim. İtemim de bitti. Nasus için hızlıca şey yapabilirim. Bir tane E'ye vardım. Doşlayabilirim yeteneklerini vesaire. Baskıya devam. Ne var ne yok ittiriyorum artık. Belli bir süre sonra zaten tek Q'nuz bütün minyonları alabilecek pozisyona geliyor. Adamı şu an yarı cana indirdik zaten. Önemli olan şu çocuk gelmesin. Meganar olacağım. Yumun gelmesini bekliyorum. Çok güzel. Şimdi ben böyle yaparak adamları üstüme çekerek işte sıçralarını ne bileyim master'ı falan yanıma çekerek böylelikle takıma da destek olmuş oluyorum. Ölmediğim sürece. Öldüğüm zaman tabii ki daha kötü. Meganarken kolay kolay ölmem. O yüzden çok çok daha agresif oynayabilirim. Tamam. Geri can toplayacağım. Buraya alır mıyım? Abi çok kötü oldu ya. Hala burada mısın sen? Adamın iki kili var. Birisi bizden. Burada duvara yapıştırırım diye düşündüm ama duvara yapışmadı. O yüzden bir tık oyaladı beni kule altında. Zaten kaç kaydık kuleden? 1K kuleden yemişiz. Nasus 300 falan vurmuş. 300-400 falan vurmuş. Shutdown'um var mıydı benim? Ekko aldı en başta. Ama o da 2-4. Mahvolmuştan sonra hemen Stera'ya gideceğim. Çünkü şu an tanklık bakımından üzerimde hiçbir şey yok. Herhangi bir şeye katılmadım. Yani hiçbir takım savaşına falan katılmadım. Bota hiç gitmedim. Mid'e hiç gitmedim. Hiçbir şekilde oralarda işim olmadı. Zaten bu itemleri tercih etmemin nedeni de bu. Solo'dan ayrı kittirebilmek. Ekko'dan güzel W gerçekten. Nasus ne yapıyor? Nasus aşağı mı iniyor? Ben ittireceğim buradan. Çok sıkıntı değil benim için. Bir de kule neden hala bana vuruyor acaba? Şimdi şuraya bir totem atacağım. Bu ikisi beni keser. Şu an keserler özellikle. Hala geliyorlar. Tutuştuğumu da attı. Son nefesini ver. Böyle yaparsam hiçbir işe yaramam. Yani ikinci ölüşüm oldu. Bu sefer Alistar geldi. Beni kestiler. Böyle yaparsam hiçbir işe yaramam. Şimdi daha fazla soloya çıkmayacağım.
Mid'e gireceğim. Mid'den işte bizimkilere yardım etmeye falan çalışacağım. Bizimkiler de zaten yavaştan zorlanmaya başladılar. Çok iyi ya. Thresh çok iyi oynadı. Tamamen ayrık ittirme üzerine kurduğum bu build'im açıkçası Nar'ın tam build'i değil. Şu iki item zaten şimdi hız kesen kesinlikle alacağınız bir şey. Core itemlerden birisi, ana itemlerden birisi. Ama burada çizmeyi çok tercih edebilirsiniz. Merkür'ün adımları alabilirsiniz, çelik kaplamalı çizme alabilirsiniz. Bu ikisinden birisini tercih edebilirsiniz. Daha sonrasında karabaltı tercih edebilirsiniz. İkinci item Sterak tercih edebilirsiniz. İşte karşıda kasan, zırh kasan şey, kasan AD'ler çoksa ölü adamın zırhı falan tercih edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Bu bizim çok opsiyonumuz değil. Ben Nasus'u görüyorum mid'de. O yüzden buradan ittirmeye devam edeceğim. Sonra mid'e katılacağım. Kuleyi aldıktan sonra. Evimizde bu arada ortalardan atlanıyormuş. Şimdi mid'e gidiyorum. Nasıl kestiler? Ekko'da çok sorun olmayacaktır. Buradan ittirmeye devam. Bu arada elinizi atarken Q'nuzu havada atabiliyorsunuz. Rakipleri yakalamak için birebir bir combo. Ve tam Mega Nar'a dönüşecekken E attıktan sonra havadayken ulti atabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir takım savaşı başlatmanızı sağlıyor. Şimdi ben birazdan mega olacağım. Hatta olduk. Şöyle hızlıca yetelim. Şimdi görüyorum botta iki kişi var. Şuraya bir totem atalım. Ejder çıkacak. Burası boş. Mini narken de yine aynı şekilde şu yere attığım Q'umu alıp bekleme süresini yarı yarıya azaltabiliyorum. Fight'a katılacağım bu arada. Bu seferki fight'a katılacağım. Şu an Nasus'la çünkü birebir kapışacak pozisyonda değilim. Hep birileri geliyor zaten. O yüzden takımla birlikte oynamak daha mantıklı. Burayı böyle ben mega iken gündüz ederiz zaten. Ultimle illa birilerini şey yapmak zorunda değilim. Yerine sabitlemek vesaire zorunda değilim. Sadece yerini değiştirmek için de kullanabilirim ultimi. Az önce şeye yaptığım gibi, Alistar'a yaptığım gibi. Burada bir an önce şu yüklerimi toplamak istiyorum. Mega olacağım. Burayı yine fightlarız. Mega oldum. Ama çok fazla hasar yedim. W atamadan öldük ya. Bizimkiler toplar ama herhalde orayı. Gayet güzel. Buradan da oyunu bitirirler mi? Bitirebilirler. Bitiremeseler bile iki kulenin düşeceğini düşünüyorum. Şimdi ben biraz can almak istiyorum ya. Canım 400 can veriyor. 450 can. Tamam. Bu bizim işimizi görür. Şöyle bir şey yapabiliriz. Zaten buradan oyun da bitiyor. Güzel. Nasus early delay'inde olsa daha güzel bir oyun olacağını düşünüyorum ama yine de yaptığım bir iki hareketten komboları falan anlatabildiğimi düşünüyorum. Yapmanız gereken şey pasifinizi doğru ayarlayıp mega narken fight başlatmak, savaşmak. Narla yapacağınız şey genel olarak
Sadece bundan ibaret. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olup gelişmeme yardımcı olmak için kanala abone olup bir beğeni atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.